3000 lira olsa yine yeterli değil. Bunlardan da zaten zam gelecek. Yine millet aynı şekilde kalacak yani. Hiçbir şey değişmiyor. Kaşıkla verip kürekle almak gibi bir şey diyebiliriz yani. Asgari ücrete zam yapıyorlar ama pahalanıyor her şey gün. Yani devletin şu anki içinde bulunduğu ekonomik krizi de değerlendirirsek nispeten iyi bir zam. Adam evimi düşünecek, kirayı mı düşünecek, çocuklar okutmayı mı düşünecek? Yani... Asgari ücret tespit komisyonu 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret miktarını 2825 TL olarak belirledi. Biz de halkımıza bu konudaki görüşlerini sorduk. Bakalım bize ne cevap verdiler? Yani daha yeni duyuyorum ama yani yeteceğini yine düşünmüyorum. Bunlardan da zaten zam gelecek. Yine millet aynı şekilde kalacak yani. Hiçbir şey değişmiyor. Tam tersi, babam emekli olduğu için biz emekli maaşıyla geçinen biriyiz. Ki devlet bunu yani görmüyor. Bu emekli maaşı nereye gidiyor bilmiyor. Yani bunlara biraz araştırılması lazım yani. Değişik olaylar yani, anlatamıyorum tam ama yetmeyeceğini biliyorum. Teşekkür ederim. Yani 2825 lira ben asgari ücretle çalışan bir insanım. Zaten hani Türkiye'de bazı şeyler ortada. Hani bu yapılan şeyin çok fazla bir işe yarayacağını düşünmüyorum işin açıkçası. Ama dediğim gibi hani yetkililer bu kararı vermiş. İnsanlar da buna mecbur bir şekilde boyun eğmek zorunda. Kabulleneceğiz, yolumuza devam edeceğiz. Yani şöyle, bu hani tabiri yerindeyse işte kaşıkla verip kürekle almak gibi bir şey diyebiliriz yani. Asgari ücrete zam yapıyorlar ama pahalanıyor her şey gün geçtikçe. Yani çok değişen bir şey olmuyor işin açıkçası. Rakam artıyor ama markette ya da sağda solda gene her şeyin fiyatları da artıyor işin açıkçası. Yani ekonomiye baktığımız zaman enflasyon oranının yüksek olduğunu görüyoruz. Yani nispeten iyi bir zam olarak düşünüyorum. Yani ben asgari ücret almıyorum ama yani devletin şu anki içinde bulunduğu ekonomik krizi de değerlendirirsek nispeten iyi bir zam diye düşünüyorum. İnşallah vatana millete hayırlı olur. Aslında çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Bence minimum asgari ücretin ülkemizde 3,5 lira olması taraftarıyım. Asgari ücretle çalışmıyorum ama bence az. Yani burada devletin birazcık daha sorumluluk alarak mesela 950 lira değil de bir sigorta priminin 650 lira alıp 300 lirasını devletin kendisinin ödemesi taraftarıyım. Daha güzel şeyler yapılabilir yani. Bu insanlar biraz daha refah yaşamayı hak ediyor bence. Yani kesinlikle az buluyorum. Çünkü bu durumlarda her şeyin artmış olduğu, piyasanın çok yüksek olduğu durumlarda daha yüksek olmasını bekliyorduk. En az 3300 lira, 3500 lira civarı bekliyorduk. Tekrar bir şey yapılması gerekiyor bence, yükseltilmesi için. Tekrar bir çalışma yapılması gerekiyor. Kesinlikle öyle düşünüyorum. Çok az buluyorum. Çünkü bir asgari ücretle geçinebilecek bir durumda değiliz şu anda. 3 çocuklu bir aile çocukları okutuyor. Adam evimi düşünecek, kirayı mı düşünecek, çocuklar okutmayı mı düşünecek? Yani çok zor bir durumda. Gerçekten asgari ücretle geçinmek çok zor. Allah yardım etsin diyorum o asgari ücretle geçinenlere. Hani belli bir kesim çok zengin, belli bir kesim ortada. Ama çoğu kesim Türkiye'de çoğunluk asgari ücretle geçiniyor ve daha altıyla geçinmeye çalışıyor. Gerçekten Allah yardım etsin onlara. İnşallah devlet daha fazla yapmaya çalışır. Bunun için de gerçekten bir şeyler, çalışmalar yapılması gerekiyor. Geçinmek çok zor oldu. Kimse yani en iyisini alayım, en iyisini yapayım diyemiyor. Yeterli kadar bile olması için çok çalışılması gerekiyor. Diyeceklerim bunlar. İnşallah daha çok yüksek olur. Devletimize buradan sesleniyoruz. İnşallah daha yüksek yaparsınız. Şu şartlara göre yetersiz ama pandemi döneminden dolayı devletin de harcadığı bütçeye göre normal diyorum. Bir dünya genelinde bir hastalıktan dolayı bir çekişme var. Hani harcamalar var, ihracatlar durmuş. Ondan dolayı yapılan tatmin etmez ama şu an için ancak bu kadar diyorsun. Aynen. Peki, teşekkür ederim.